İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda konuştu. Ancak kendi işlerinde kadına şiddet konusunda görüntüleri de pek iyi değil. 2014 yılında Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın yaptığı bir araştırmaya göre 15 yaşından sonra şiddete maruz kalan kadınların oranı %33 civarında. Aynı araştırmaya göre her 20 kadından birinin tecavüze uğruyor. Bize yönelttikleri eleştirinin aslında aynısı. Aile içi şiddet vakalarının ancak %14'ünün, diğer vakaların da %13'ünün bildirildiği. Yine aynı araştırmanın içinde geçiyor. Genel olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerde her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı ifade ediliyor. Bütün bunların yanı sıra kadına şiddetin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde, her gelişmiş seviyesinde bir şekilde kendini göstermesi. Soylu, kadına şiddet geçen yıla göre %22 azaldı. 2017'de 358'di, bu yıl 238'e düştü dedi. Geçen yılın ilk 11 ayı ile bu yılın ilk 11 ayı mukayese edildiğinde kadın cinayetlerinde %22 azalış gözükmektedir. Yıllık toplam rakam üzerinden ifade edersem 2017'nin tamamında polis ve jandarma bölgesinde toplam 353 kadın cinayeti yaşandı. Bu yıl ise 20 Kasım itibariyle sayı 238'dir. Böyle bir şey yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Çünkü buradaki bir rakamı bile bir kadının hayatını ifade etmektedir. Dolayısıyla hiçbir azalışı yeterli görmekte her birimiz açısından mümkün değildir. Elbette ki bu başarının içerisinde aldığımız tedbirler, konuya verdiğimiz hassasiyetin payı, bunun toplumsallaşması için ortaya koyduğumuz gayret ve bir taraftan eğitim, diğer taraftan işitsel, görsel araçlarla ortaya konulan kampanyalar, hakikaten bu konuda Türkiye'nin son yıllarda aldığı mesafe, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin ortaya koymuş olduğu hassasiyet ve bu konuda attığı adımlar elbette ki sonuca ait önemsenmelidir.